Demek dirije aslan habate serzindana dümeşine. Yani vakti zindan girtige tegotun geleki heval. Yani hem yani yaj malbate yan ebuho tebli yani ketine zindan eder ketine. Yani zindan tüm bir aslında dınava jiyana mede hebu kader ne ketiye. Bu sala yeji bu sabu le zindan yani destiladdari ezbeşim vaki çoğa digre dest zedetir işte vaki fiziki sinor bıke, tebin dest bıke, yani Ali Hişmendi, Ali Fikri, Ali Ramani, Ali Gelekitiş teb sinor bıke. Yani Armanca devleta, Armanca destinadariya eve. Li emdizanın ku hertim aslında berhodaniya eni mazınji li zindana çedibe. Yani belki fiziki astak bıkın. Li Ali Hişmendi, li Ali Berkhodani, li Ali hani Fikru Ramani tüccari nikarın biz sinor bıkın. Özellikle kadınların yazmasını şu anlamda istedik cezaevindeki kadınları. Biz işte Diyarbakır cezaevini 12 Eylül'de işte Ulucanları, Metrisi, Sağmacıları biliyorduk tabii ki ama daha çok erkeklerden dinlemiştik bunu. Kadınlar çok anlatmamıştı. Biraz bu kitapta kadınlar, yani kadınlar cephesinden dinleyelim ve bir yazılı hale getirelim diye düşündük. Ve gerçekten de 70'lerden günümüze, yani 70'lerde, 80'lerde, 90'larda ve günümüzde cezaevinde kalan kadınlar yazdılar. Zaten çoğunuzda kitap var. Belki biraz sonra da göreceksiniz kimlerin yazdığı. Avukatıyla, ailesiyle, cezaevindekilerle görüşemeyen Sayın Öcalan'a habire disiplin cezası veriliyor. Bu konuda hem DEM Parti'nin hem işte mevcut kurumların elbette ki başvuruları var. Mesela biz de başvuru yaptık bütün vekil grubu olarak. İmralı cezaevinde ne olduğunu, ne yaşandığını görmek için gitmek istiyoruz. Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Tecrit var diye. Bize verilen cevap şu şeyde, İmralı cezaevinde tecrit yoktur. Yani bu devletin, Adalet Bakanlığı'nın bütün kamuoyuna bizler üzerinden verdiği yalan bir cevap. İnkar bir cevap. Yani buna alışığız. Niye? Hani 100 yıllık tarihi boyunca böyle bakılır. Peki İmralı cezaevinde niye bu derin hukuksuzluk uygulanıyor? Çünkü bu ülkenin en temel sorunlarından birisi olan Kürt sorununun demokratik çözüm konusunda herhangi bir mekanizmadan, devletli ya da devletsiz herhangi bir mekanizmadan Kürt sorununun çözümüne dönük bir tartışma, bir perspektif yok. Ama biliyoruz ki Türkiye'yi bugün bu çıkmaza getiren hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem siyasal anlamda bu çıkmaza getiren şey devletin çözümsüzlükteki ısrarıdır. Şimdi biz 2013-15 yılında bir çözüm müzakere süreci deneyimledik. Gördük toplumun Kürt sorunu çözümünün gerçekleşmesine dönük hiçbir sorunu yok. Tam tersine çözülmesini istiyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik düzleminin olabileceği en yüksek refah seviyesine ulaştığı dönem o dönemdi. Irkçı söylemlerin, ırkçı saldırıların en aza indirgendiği dönem o dönemdi. Kürt halkının kabulüne dair sosyal siyasal kabulün en yüksek olduğu dönem o dönemdi. Devlet itibar suikasti yapıyor Sayın Öcalan'a. İtibar suikasti yaparak Kürt sorununun çözümsüzlüğünü derinleştirmek istiyor. Ama biz 2013-15 yılında gördük. Türkiye halklarının hepsi bir bütün olarak Sayın Öcalan'ı barış elçisi olarak kabul etti. O zaman devlet ne yapmak istiyor? Bunu konuşmak durumundayız. Orada yani İmralı cezaevinde ağırlaşan tecrit koşulları bütün cezaevlerindeki ölümlere, bütün cezaevlerindeki hukuksuzluğa, bütün cezaevlerindeki adaletsizliğe, adına ne dersek diyelim, hepsine kaynaklık ediyor. Ve bu kaynaklık ettiği yerlerde sadece Kürt tutsaklar değil, bütün tutsaklar ne yazık ki bu tecritin etkisi altında. Yine diyelim tecritin toplumsallaştığına dair birkaç şey. Tavşantepe'de Narin Güran cinayeti. Niye öğrenemiyoruz gerçeği? Gerçek tecrit ediliyor. Nasıl hayatımıza sirayet etti? Rabia Önver'in açığa çıkardığı haber. Yalan haber diye ifade ediyor adliye ve adalet kurumları. Değil. Biz hepimiz biliyoruz ki Kürdistan'da çok uzun bir süredir
özel savaş politikaları adı altında güvenlik güçlerinin birebir dahil olduğu fuhuş, uyuşturucu ve akla gelebilecek kültür olumsuzluklar yaşanıyor. Rabia üzerinden de orada Hakkari'de Cölemert'teki bir gerçeklik tecrit etmeye çalışılıyor. Dolayısıyla İmralı cezaevinde Sayın Öcalan şahsında Kürt sorunun demokratik çözümü karşısında devletin barış yerine tercih etmiş olduğu tecrit hukuki sınırları aştı, İmralı cezaevinin sınırlarını aştı, her birimizin hayatına, her birimizin evine girmiş durumda. O yüzden bizim cezaevlerini, hapishaneleri konuşurken de, Kürt sorunun demokratik çözümünü konuşurken de esas bakacağımız yer devletin İmralı cezaevinde kurduğu hukuktur. Daha doğrusu kuramadığı.